Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında kişiye özel maaş düzenlemesi var mı sorusuna istinaden AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayık açıklamada bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Bugün İhtisas Komisyon raporlarımızın 1. maddesi olarak okuyacağım. Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından İhtisas Komisyon raporlarının okunmasına geçilmeden önce AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayık, 1. Birleşim Meclis Toplantısında HDP Meclis Üyesi Sıtkı Dursun'un kişiye özel maaş düzenlemesi var mı sorusuna istinaden mecliste açıklamada bulundu. Nihat Karasu'nun ismi geçmişti. Tabii bunun belediye başkanımızla olan yakınlığıyla ilgili de bir şeyler söylemişti. Biz resmi yazıyla beklemeden bir avuka dün benim cevaplamamı istemesi sebebiyle dün bizim bir araştırdık. Biraz soruşturduk arkadaşımızı. Bu arkadaşımız 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne göreve başlamış. O dönem kendisi orada 3 asgari ücretle göreve başlamış. Şu an kendisinin mühendis olması sebebiyle de bu ücret kendisine verilmiş. Bu arkadaşımız yani belirtildiği üzere Zeynel Bey'in zamanında değil de hatta ilk Zeynel Bey siyasette bile değilken 2014 yılında belediyemizde göreve başlamış. Belediye başkanımızla yakından uzaktan bu şey girişini ve 3 asgari alışının hiçbir ilgisi olmadığını arkadaşıma ben buradan belirtmek istiyorum. Zaten resmi yazıda size gelince siz detaylı şekilde bilgilendireceksiniz. Verilir demiştim ama orada bir isim zikredilmişti. Yani genel anlamda